Günaydın sevgili izleyenlerimiz. Kontay ve ekranlarına programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Haftanın son iş gününden sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun diyoruz efendim. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz bu güzel günümüzde. Cuma'mız hayırlı mübarek olsun. Birbirimizden dualarımızı inşallah eksik etmeyelim. Efendim yarın bizim için önemli bir tarihi gün biliyorsunuz ki. Çok önemli bir gün. Takvimlerimiz 18 Mart'ı gösterecek ve... 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü. Bugün de bizler Çanakkale'nin anlam ve önemini konuşacağız ve şehitliği konuşacağız. Aynı zamanda Ramazan-ı Şerif ayının e, öneminden bahsedeceğiz. Kıymetli bir misafirimizi ağırlıyoruz programımızda. Karatay İlçe Müftüsü Sayın Musa İmamoğlu hocamız bizimle birlikte. Bu bağlamda bahsedeceğimiz konuyla ilgili hemen Rahmetle analım şehitlerimizi. Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve Çanakkale'yi geçilmez kılan bütün kahramanlarımıza, bütün şehitlerimize, bütün gazilerimize rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Ee, i̇yi ki onların torunuyuz diyoruz efendim. Ecdadımızı saygıyla anıyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz önemli bir tarih dedik ve Çanakkale zaferinin anlam önemiyle başlayalım istiyoruz sohbetimize. Ee, konuyla ilgili, konularımızla ilgili sormak istediğiniz sorularınız olursa bizlere WhatsApp ve BIP iletişim hattından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bu arada Çanakkale'nin anlam önemini anlatan çok güzel bir videomuz ilerleyen dakikalarda ekranlarımızda olacak. Bunu da hatırlatması. Yapmış olalım hocam hoş geldiniz Hayırlı Hoş cümalar. bulduk teşekkür ediyorum nasılsınız? Allah razı olsun hamdolsun iyiyim Sizler nasılsınız? Bizler deyiz teşekkür ediyoruz Çanakkale diyeceğiz Anlam ve önemini e, tabii ki konuşacağız Çanakkale zaferi dediğimizde Bizlere neler anlatırsınız hocam Aklımıza ilk geliveren şeyler nelerdir O tarihte neler yaşanmış Kimlerle savaştık Bu kısmında tabii ki tarihi e, Kısmında e, merak ediyoruz Ve sizden bilgilerimizi alalım istiyoruz Teşekkür ediyorum. Çanakkale deyince neler akla geliyor? Evet. Neler gelmiyor ki? Ben de Konyamızdan, bu Mevlana diyarından bizi ekranları başında şu an seyreden, takip eden yurt içindeki ve yurt dışındaki hı hı. bütün kardeşlerime selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Evet. E, cumalarını tebrik ediyorum. Yakın zamanda yaşamış olduğumuz milletçe yaşamış olduğumuz bir deprem felaketi var. Malumunuz. Evet. Bu deprem felaketinde hayatlarını şehit olarak kaybeden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Zor da, dar da, sıkıntıda olan kardeşlerimize de bu zor anlarından, dar durumlarından, sıkıntılı hallerinden en kısa zamanda sahili selamete çıkmalarını, rahatlamalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ayrıca da Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bu millete, alemi İslam'a hatta insanlığa Böyle acıları yaşatmasın Amin. ve bu acıları yaşamamıza neden olan sebeplerden de Rabbim bizleri uzak eylesin. Tabi deprem deyince sadece bir yeri suçlamak, bir günah keçisi aramak doğru olmaz. Doğru değil tabii. İşin ilahi boyutu olduğu gibi insani yönü de var, insani tarafı da var bizim eksiklerimiz, bizim noksanlarımız da var ki bu kadar yıkım oldu. Yani tüm insanlığı ilgilendiren yeniden muhakemeye, yeniden düşünmeye, ondan sonra da ona göre tedbirler Aldı. almaya vesile olan bir deprem ile karşı karşıyayız diyorum. Ve akabinde de Ramazan ayı yaklaşıyor. Çok az bir süre kaldı. 11... Hazırlıklar bence tamamlanmak üzere belki aynen, de. Aynen. Hanımefendiler özellikle Ramazan'a çok güzel hazırlıklar yapıyorlar. Her birine kolay gelsin. Rabbim sağlıkla, huzurla hep beraber kavuşmayın. Amin, veririz? amin. Tabi Ramazan ayı İslam dünyasında farklı bir yeri olan Tabii. kutsal mübarek bir ay. Kur'an'ın kendisinde indirildiği bir ay. <laughs> ...Ramazan-ı Şerif 11 ayın sultanı diye geçer biliyorsunuz. Yani 11 ay bir tarafa, o bir ay bir tarafa bizim yanımızda. Onun da gölgesi üzerimize düştü. Evet. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Ramazan-ı Şerif'e de bulaşabilmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Umarım, sanırım daha doğrusu biraz sonra ondan da bahsedeceğiz. Ama konumuz öncelikle Çanakkale. Çanakkale. Çünkü... Yarın değil mi Allah izin verirse evet. 18 Mart Çanakkale e, zaferimizin yıl dönümüdür. Hı hı. Bu vesileyle de Çanakkale Savaşı'nda e, hayatlarını kaybeden atalarımızın, o şehitlerimizin de ruhları şad olsun, mekanları Amin. her birinin cennet, cennet olsun, olsun diyorum. Ve Cenab-ı Hak her türlü savaştan insanlığı korusun. Zira savaş istenmez. Savaşsız bir dünya güzel olanı odur. Kan dökülmeyen, canların malların heder edilmediği bir dünya. Hedefimiz bu aslında. Ama insan böyle bir varlık, doyumsuz bir varlık. Ne İnsanoğlu egosunu tatmin edemeyen, gözü doymayan bir varlık. Dünya kurulduğundan bu yana hep kan dökülmüş Canlar mallar Telef olmuş evet. Çanakkale savaşı da böyle Çok büyük savaşlardan Birisidir bir Bu Çanakkale deyince Biz dünya ile savaştık Hemen aklıma gelen odur benim Yani Osmanlı Bir tarafta Dünya, dünya bir, bir taraf. tarafta Zira Birleşik Krallık var İngiltere var karşımızda Avustralya var efendim, Yeni Zelanda var, Britanya Hindistanı var, Fransa var, Avusturya Macaristan var yani bütün güçler karşımızda evet, e, ve 300 bin civarında bir asker e, topluluğu var karşımızda e, efendim ve e, şunu diyebiliriz e, yeni Osmanlı, Çanakkale'de, bir dünya ile savaşmıştır, karşı karşıya kalmıştır. Peki e, kim vardı onların karşısında diyecek olursanız, Anadolu'muzun her evinden evet. hemen hemen bir insan var. Şahsen yurdun bütün insan. Benim dedem e, Çanakkale'de kalmış. Ben Annemin de. dedesi de. Bakın. Ee, oraya ziyarete gittiğimizde arayı ya, veriyorsunuz böyle. Belki ya, şimdi ben ya. yıllar oldu tabii gideli. Ee, o şehitliğe mutlaka Çanakkale görülmeli zaten. Elbette. O maneviyatını gerçekten hissediyorsunuz. O kadar güzel bir yer ki ve gittiğinizde arıyorsunuz böyle. Herkes gittiğinizde tabii. "Şuna da bakar mısın? Dua okuyup ya, gelir misin?" Ya, diyor mesela, değil mi hocam? Yani Anadolu'nun hemen evet, hemen evet. her evinden bir şehit var. Bir insan hı hı. oraya gitmiş. Rumeli'den Hakeza, Rumeli'nin her evinden bir insan var. Şam'dan Evet. E, Suriye dediğimiz o şehir devletin Şam e, eyaletinden, eyaleti evet. Bağdat'tan var, Beyrut'tan var, Kahire'den var. E, orada savaşanların içerisinde Üsküp var, e, Saray e, Bosna var, e, Kafkasya'dan var. Yani bütün bunlarda Müslüman kardeşler. Topluluğu olarak Düşmanın karşısına çıkmışlardır Bu savaşlarda Dönemin Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'dir evet. Ve Çanakkale Savaşlarının komutanı Enver Paşa'dır Müstahkem mevki Komutanı Cevat Paşa'dır Ve Cevat Paşa'nın Yardımcısı da Selahattin Paşa'dır Yani Selahattin Adil Beydir onun yardımcısı ee, ve Çanakkale e, dediğimiz o dünya dünyayı ilgilendiren savaşta Savaştan, evet. her iki taraftan her iki taraftan 500 bin civarında asker hayatını kaybetmiştir. Ee, yani Büyük bir biz e, evet. yuvarlak olarak 250 bin deriz yani hı hı. E, Osmanlı e, İslam ordusu dediğimiz kesimden şehitlik mertebesine yükselen asker sayımız 250 bindir bu resmi kayıtlardır ama kim bilir bilemediğimiz evet. kimler şehit olmuştur tabii özellikle İngiliz ve Fransız gemileri malumunuz Çanakkale boğazına geliyorlar bir hedefleri var hedefleri İstanbul yani evet. Avrupa'nın hedefi. Yıllardır değil mi? Asırlardır daha doğrusu hedeflerinde İstanbul var. Ee, yani Çanakkale'yi geçip <laughs> İstanbul'u e, ele geçirmek. İstanbul'u elde ettikten sonra da kolay artık gerisi Orta Doğu e, gitmiş oluyor. Çünkü evet. e, Orta Doğu'nun kapısıdır e, İstanbul. Hatta Çanakkale e, İslam dünyasının giriş kapısıdır bu kapıdan girip İstanbul'u işgal edip emellerine, arzularına ulaşma sevdasıyla yollara düştüler. Tabi o dönemin en büyük deniz gücü var. Üç filo halinde Çanakkale Boğazı'na gelip dayandılar. Evet. Çok güçlüler. O dönemin ee, o zaman diliminin e, teknik, e, teknolojinin ne gerekiyorsa o günün şartlarında e, bütün imkanlara sahip e, bu insanlar. Ama e, karşılarında da e, tam tersi e, çok böyle gücü olmayan e, efendim artık çok zayıflamış evet, evet. E, sanki onlara göre bir lokma hemen böyle çok rahat kolay sandılar e, değil yutulabilecek mi yutulabilecek bir lokma e, gibi görülen <laughs> bir e, Osmanlı var karşılarında tabi hesap edemedikleri bir şey vardı e, karşılarında kalpleri e, imanla, imanla dolu, dolu evet. e, Müslüman bir kitle vardı nasıl e, bir imanla savaştık yani, ki değil tabii, mi evet evet yani dağ gibi dağ gibi sarsılmayan bir imana sahip ve böyle yılmak bilmeyen pörsümeyen bir azmi olan o imanlı kitle var karşılarında. tabi onlar bütün imkanlarını maddi imkanlarını seferber ettiler ama biz de bütün iman gücümüzle evet. Allah'ın verdiği o azimle güçle kuvvetle karşılarında durduk Zira, Onların o güçleri vardı. Bizim de iman dolu göğsümüz, göğsümüz vardı. Var Bunu e, Akif Merun, ne güzel anlarmış. o kadar ifade ediyor evet. ki. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. İşte bu imanlı olduğumuz sürece evet. de inşallah Rabbim ee, böyle garp e, evet. batıdır biliyorsunuz yani hı hı. E, ufkumuzu o batının e, çelik zırhlı duvarı yani kendilerini çelik gibi görüyorlar e, tamamen böyle e, sardılar kuşattılar e, ama ona karşılıkta biz e, iman dolu göğsümüzle e, karşı koyduk Akif burada diyor ki ulusun Korkma. Ee, burada bu ulusunun iki anlamı vardır. Çok şahane bir kelime bu, yerinde kullanmış. Evet, açıklayalım mı? Ee, tabii, Birincisi, e, sen ulusun, yani büyüksün, yücesin, güçlüsün, kuvvetlisin, korkma diyor. Nasıl böyle bir imanı boğar? İkincisi de bu canavar, yaşlanmış bir canavar. Yani tek dişi kalmış. Yaşlı, kendilerini çok güçlüyüz zannediyorlar ama bırak ulusun diyor. Canavarlar ulur ya. Ya Doğru, doğru. <laughs> ulusun, ulusun elleme korkma diyor. Nasıl böyle bir imanı bu var diyor. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Can yani Akif medeniyete karşı değildir. Ama Onların yaşadığı, onların anladığı medeniyete karşıdır. Karşıdır, doğru. Zira bu karşı çıktığı medeniyetin temelinde kan var. <laughs> Akif'in karşı çıktığı medeniyetin temelinde gözyaşı var. Yakmak var, yıkmak var, egoistlik var, bencillik var. Yani insanlıktan tamamen uzaklaşmış bir hal. Böyle yani, değil bir değil kitle evet. var ama... Bizim medeniyetimizde ise kardeşlik var, merhamet, merhamet Aa, var, ya. sevgi var, saygı var, yardımlaşma var. Ee, ve böyle bir dönemde e, Akif millet adına ko konuşuyor, imanı e, konuşturuyor. Mesela e, siz de bilirsiniz bir Seyit Onbaşı var. Evet, şimdi Çanakkale zaferi deyince akla... İlk geliveren şeyler nelerdir diye sorduk ya, hepimizin aklında hafızasında kazılı olan Sayit Onbaşı var, ya. değil mi? Şimdi bir insan, <laughs> bilmiyorum 50 kiloyu kaldırabilir misiniz? Mümkün değil. <laughs> yani, 25 kilo belki zorlar da. <laughs> 50 kiloluk bir şeker çuvalını düşünün. Hayır. Şöyle kaldırmak hakikaten çok zor. Zor tabii ki. Bu 200 Hani evet, belki birkaç adım hadi aldık diyelim sırtımıza. Birkaç adım atarız evet. ondan sonra yığılırız herhalde yere. Yani bu iman gücüdür işte. Evet, yani siz evet. 245, 250 kiloluk rivayetler farklı ama ortalamayı söylüyorum ben. Bir top mermisini kucağınıza evet. alıyorsunuz veya işte sırtınıza alıyorsunuz ve bunu topa sürüyorsunuz o mermiyi. Yani bu bu güç Hani sonra kendisine de soruyorlar da ben de bilmiyorum nasıl kaldırdığımı diyor. İşte o da farkında değil. Yani işte iman gücü dediğimiz azim dediğimiz bu. Bunu hesap edemediler. Karşıdaki düşman bizim ulu olduğumuzu bizi güçlü kılanın bu ruh olduğunu hesap edemediler. Yani Çanakkale'nin geçilemeyeceğini hesap edemediler. Bizim Çanakkale'de bir ruhumuz vardır. Bu milletin orada görünen bir ruhu vardır. Nedir bu ruh diyecek olursanız bu ruh Bedir Savaşı'ndaki ruhtur. Bu ruh Uhud Savaşı'ndaki ruhtur. ruhtur evet. Bu ruh Hendek Savaşı'ndaki ruhtur ve bu ruh Malazgirt ve Kurtuluş Savaşı'mızdaki ruhtur. Yani bir bütün olarak ele alıyorum ben. Ee, hani Akif merhum Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Evet. Diyor ya dizelerinde Bedir savaşında İslam ordusunun sayısı 312 veya 315 civarında. Evet, ee, çok az. Başında peygamberimiz var aleyhissalatü vesselam efendimiz. Karşısında da bin kişilik bir müşrik ordusu var. Ama o 300 kişi galip gelmiştir. O bin kişiye galip gelmiştir ki insan olarak da evet. o günkü harp araç ve gereçleri açısından baktığımızda da yine düşman ordusu daha güçlü fakat sayısal güç yetmiyor demek ki. Aynen öyle. Yani kemiyet, keyfiyet deriz biz biliyorsunuz. İşin bir kemiyet yani sayısal görünümünün ötesinde bir de deruni anlamı vardır, keyfiyet vardır. Yani o 300 kişi yerine göre 3000 kişi kadar bedel. güçlü olabiliyor. Önemli olan da bu zaten değil tabii, mi hocam? Tabii. Şimdi bu millet, bu ümmet asırlardır o kadar çok savaşlar gördük ki yaşadaki değil mi ama bir o kadar da zafere kavuştuk. Çok şükür. Azınlık olmak önemli değil dedik. Tabii, tabii. O iman gücüyle e, bu zaferleri e, kazandı ecdadımız elhamdülillah, elhamdülillah. ve bugünlere ulaşmamıza vesile oldular. İyi ki varlardı. Allah rahmet eylesin. Allah hoşuma. rahmet eylesin her birine. Başka neler var hocam neler? Yaşadı? Şimdi Çanakkale e, savaşının temelinde tevhidi kurtarma anlayışı vardır yani bir inançlı bir toplum var evet. Allah'ın yeryüzüne indirdiği son din İslam dini ve son kitap Kuran'-ı Kerim bu dini yaşatan yaşatmak isteyen bir kitle var ve bu dinin bir kitabı var ortada ona göre hareket ediliyor ama bunun karşısında da bu dini yok etmek isteyen, ne? bu ilahi kitabı e, yok etmek isteyen, yakıp yıkmak yok etmek isteyen bir kitle var. Çanakkale Savaşı'nın özünde topraktan ziyade tevhidi Allah'ın var hı hı. ve bir e, oluş akidesini kurtarma e, inancı Çabası var. var ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bak Akif burada öyle söylüyor. Ne büyüksün ki bu Türk milletine söylüyor. Kanın o akıttığın senden akan kan, Tevhidi kurtarıyor. Allah'ın varlığını birliğini kurtarıyor. Devamında da Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Yani o gün eğer Bedir'de evet. e, mağlubiyet olsaydı, Peygamberimiz ve o bir avuç sahabi efendilerimiz Bedir Savaşı'nı kaybetmiş olsalardı belki bugün yeryüzünde İslam olmayacaktı. Peygamberimizin duası da var bu konuyla ilgili. Hı hı. Çanakkale'de öyle aynen benzer bakın. Eğer Çanakkale geçilmiş olsaydı o gün ecdat işte evet. Çanakkale geçilmez geçemezsin deyip durmasaydı karşısında Belki bugün bu Anadolu toprakları olmayacaktı. Yoktu. Yani. Belki biz farklı bir konumda, durumda olacaktık. Peygamberimiz o Bedir Savaşı'nda diyor ki Allah'ım eğer sen şu bir avuç Müslüman'ın helakını diliyorsan, helakını mahvolmasını diliyorsan sonra sana ibadet eden bulunmayacaktır Ya Rabbi kalmayacaktır diyor. Ve Allah'tan yardım istiyor sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Şimdi hocam anlattıkça bir içimiz ürperiyor değil mi? Ne, ya. Kadar, ne kadar zor ama bir o kadar da ne kadar güzel Tabii. değil mi? Çanakkale deyince sordunuz ya devam evet. ediyorum ben. Çanakkale namusu çiğnetmeme savaşıdır. Aynen. Bak, birincisi tevhidi kurtarma dedim. İkincisi namusu çiğnetmeme. Hı -hı. Namus nedir? Namus bizim... Milli ve manevi değerlerimizin Demiriz. tamamıdır. Evet. Bayrak namustur. Cami namustur. Vatan namustur. Efendim, kadınımız namustur. E, kadınımızın e, iffet anlayışı <laughs> namustur. E, evlerimiz, e, ailelerimiz namustur. Namusumuzdur. E, velhasıl sınırlarımızın içerisinde gördüğümüz göremediğimiz her şey. Minaremiz, <laughs> ezanımız, Kur'an'ımız, okullarımız bizi ayakta tutan ne varsa hepsi namusumuzdur. Asımın nesli diyordum ya. Nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Ya. Akifimiz öyle diyor. Şimdi namus kavramının Neleri kapsadığını, ne güzel ifade ettiniz hocam. Şimdi tek bir yöne alıyoruz, değil efendim. E, farklı çok basit algılıyoruz falan ya değil. Hocamın söylediği çok doğru. Namus her şey tabii, aslında. Bütün tabii. Bizi ayakta tutan evet. milli manevi, manevi değerlerimizin değerlerimiz. tamamıdır. Evet. Ve burada bir şey dikkatinizi çekmiştir. Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek çiğnetmedi namusunu onlar çinetmeyecek kim? İnşallah. Bizler. İnşallah. Rabbim o gücü, kudreti bizlere de nasip eylesin. Onlar çinetmediler. Onlar üzerlerine düşeni yaptılar. Şimdi sıra bizde. Bizi biz yapan unsurlara, değerlere, canları pahasına sahip çıktılar. Bizi biz yapan diyorum. Peki hocam, hemen şu soru aklıma geliyor. Günümüzde bu değerlere ne kadar önem veriyoruz? Oraya geleceğimizi biliyorum. Küçücük bir biliyorum, değerlendirme tahnim. yapmak istiyoruz. Ben onu bir bunun ile... farkına varalım artık çünkü. Aynen, Çok aynen. önemli. Bir cümleyle ifade etmek istiyorum. Ee, bu milletin özünde o ruh duruyor. Var. Duruyor. Lakin. Evet. E, bugün sınırların e, sınır kavramı mefhumu hı hı. değişti. Kırmızı çizgilerin yeri değişti diyebilir miyiz? E, onu da diyebiliriz. Evet. E esas demek istediğim şu, yani maddi sınırlardan hı. öte artık e, televizyonlar sınırları aştı. Heh. Efendim, e, internet dediğimiz olgu e, sınırları ortadan kaldırdı. Yani o bizim ailemize, hani kutsalımız dediğimiz, hı hı. namusumuz dediğimiz e, ayakta tutmak için Canımızı, her şeyimizi feda ettiğimiz ailemize düşmanın sokmadık ama anten aracılığıyla girdiler. Doğru, i̇nternet, uzaktan. İnternet aracılığıyla girdiler. Doğru. Bizim değerlerimizi pörsütmeye çalışıyorlar. Bizim bir aile anlayışımız vardır. Yani İslam'a göre, dinimize göre kadının bir değeri vardır. Erkeğin bir tabii. değeri vardır. Ee, ev hayatının, çocukların e, bir değeri vardır ve en e, özel alandır bir de orası. Tabii İslam'a evet. göre, dinimize <laughs> göre e, bir eve gireceğiniz zaman izin isteyeceksiniz. Mutlaka. E, hem de öyle e, üç kere kapıyı çalarsınız. Ee, buyurun denilirse girersiniz Müsa <laughs> Müsaade edilmezse Adab Eve giremezsiniz evet. Hatta e, Örfümüzde bizim adetimizde hı hı. E, Kapıyı çalan kişi Kapının karşısında durmaz Yan tarafım. Kenarında durur ki kapı evet. açılınca Evdeki görülmemesi gerekenler Görülmesin Göze başkasının gözüne e, Görülmesin diye Hatta ecdadımız o kadar ince ve nazik düşünmüş hassasiyet göstermiş ki kapı tokmaklarında dahi bu hassasiyeti görebiliyoruz. Mesela iki tane tokmak koymuş kapıya. Evet hocam. Değil mi? Hı hı, Eskiden. <laughs> Birisi tok bir ses çıkarıyor. Hı hı. Tok, 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 tok şeklinde. Birisi, Birisi de, de biraz daha tiz. böyle. Tin, tin, tin ince ses çıkarıyor. Evet erkek geldiği zaman o tok sesliği vuruyor ha anlıyor içerideki kişi gelen bir erkek diyor ona göre kıyafetini hazırlanıyor değil ha, mi kapıyııyor çıktı Tabii. Efendim yok gelen bir bayansa hakeza tavrını duruşunu ona göre sergiliyor bizim bu namus anlayışımızdır bu bizim kültürümüzdür bu bizim medeniyetimizin bir göstergesidir. Ee, sorduğunuz için bunları dile getiriyorum. Çok da yani güzel. Yani neresindeyiz İyi ki de durum ortada ee, maalesef. Ee, Nasıl önlem alabiliriz artık kısmına da bakmak gerekiyor değil mi hocam? Evet. Ee, Çanakkale İslam'ı kuşatan hüsran ordusuyla o küfür e, ordusuyla bir savaştır. Akif bunu da şöyle, ben genelde Akif'in dizelerinden hareketle çanakları çünkü bizi o kadar güzel anlatmış ki evet, o dizelerde. Evet. Sen ki İslamı kuşatmış, boğuyorken hüsran o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Ya. Onu demir çember olarak görüyor, o ehli salibi düşman ordusunu, ama sen onu parçaladın diyor. Neyle parçaladın? Göğsünde kırıp parçaladın onu. O imanla e, evet. onu parçaladın. E, Çanakkale İslam'ı e, kuşatan demir çemberi kırma savaşıdır diyebiliriz. Harika. E, İslam'ı yok etmek için, parçalamak için, e, silip süpürmek için bir araya gelmiş, kendilerini çok güçlü gören, demir gibi, çelik gibi gören o o Küfür ordusunun o çemberin kırılma savaşıdır, Çanakkale. Hayatta da böyle bazen dövürlenmemek gerekiyor, değil mi çok? Tabi. Kafa tutmamak gerekiyor bazı şeylere. Hocam müsaadenizle devam edeceğiz ama bizim e, bir tarihte bugün köşemiz var. Oraya şöyle bir gidelim gelelim istiyoruz. Evet. Tabii ki orada da Çanakkale zaferinin anlam ve önemi anlatılacak efendim. Şöyle görüntüler eşliğinde çok güzel seslendirme eşliğinde güzel bir video hazırladık efendim sizler için. Hep birlikte izleyelim. Sonrasında sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. Şehit kanlarıyla yazılan destan Çanakkale Savaşı. Türk milleti destansı bir zafere imza atarak İngiliz-Fransız güçlerine Çanakkale'yi dar etmeyi başardı. Binlerce kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı Çanakkale zaferi, Çarlık Rusyası'nın yıkılmasına yol açmış ve Rusların sıcak denizlere inme hayallerini suya düşürmüştür. Birinci Dünya Savaşı'nın başlama nedeni ise bir Sırp gencinin Avusturya-Macaristan Krallığı'nın prensine yaptığı suikast olarak gösterilse de, Sonrasında yaşanan kutuplaşmalar savaşın aslında bu kadar basite indirgenemeyeceğini gözler önüne serdi. Kahraman Türk ordusunun Çanakkale cephesinde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil, bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir. Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık kurtuluş savaşının meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir anıt cephedir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber Dünya Harp Tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancılığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur. Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında dünya tarihinin zirve sayfalarına da Çanakkale geçilmez ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır. Evet sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seslendiren Selman arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Bu güzel video için kurguda da Bahattin Bey'e teşekkür edelim. Karatay ilçe müftüsü Sayın Musa İmamoğlu hocamızla olan elimiz devam ediyor. Efendim Çanakkale zaferinin hem anlamını hem önemini konuşuyoruz. İlerleyen dakikalarda da inşallah Ramazan ayının önemine değineceğiz ama biraz da şehitlik mertebesine de değinelim istiyoruz hocam. Cihat ve şehitlik diyeceğiz ama Tamamlayalım cümlelerimizi Tabii sonrasında ki. buraya geçelim inşallah. Çanakkale Türk milletinin <laughs> iman gücünün somut olarak görüldüğü yerdir. Yani evet. e, vatan için, bu mukaddesat için gerektiğinde bir milletin bir araya gelip evet. canlarını, mallarını, her şeylerini feda edebileceklerini ...gösterdikleri yerin adıdır Çanakkale. Öyle olmamış mıdır? Öyle tabii. Her şeyimizi feda etmedik mi biz? Gencecik delikanlılarımızı. Ya. Bıyığı terlememiş. Daha yeni. 14'ünde, 15'inde, 16 yaşlarında. Daha yeni delikanlı. Ne bilir ki savaşı değil mi? Savaşmayı, evet. savunmayı belki de. Diye akla geliyor ama... ...onlar sayesinde de... ...zaferi ya. kazanıyoruz. Evet Çanakkale düşman ordularının düşmanların umutlarının suya düşüp ümitlerinin suya düşüp bizim geleceğe ümitle umutla baktığımız yerin adıdır. Orada biz umut çiçeklerini ümit çiçeklerini ektik Çanakkale'de. Yani milletin bu milletin bu imanlı milletin ölmediğini yok olmadığını ve ölmeyeceğini İnşallah. gerektiği anda hemen kenetlenebileceğini her şeye rağmen bütün ayrılık gayrılıkları bir tarafa bırakıp kardeşlik ruhuyla yek vücut olabileceklerini gösterdiği yerdir. O yerin adıdır Çanakkale. Ve Çanakkale Mehmetçiğin duasıdır. Evet. Orada... Eller semaya açıldı Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi Diye düşmana Mermi atılırken Besmele atıldı Ve bu milletin e, Milli manevi Değerlerini koruması için Cenab-ı Hakk'a dualar edildi Toplu namazlar kılındı evet. Eller topluca O arazide Cönk bayırlarında vesaire e, Eller hep semaya açıldı Bu millet için dua edildi. Rabbimizin bizim Mehmetçiğimizin dualarını kabul ettiği yerin adıdır Çanakkale. Ve Çanakkale dünyada eşi benzer olmayan bir tarihin yazıldığı yerin adıdır. Çanakkale geçilmez. İşte bu. Bu orada yazıldı. Bu, bu destanı yazdıran bu Necip milletin, bu bizlerin e, ecdadıdır. E, Torunları e, dedelerimizdir. Biz onların evlatlarıyız, torunlarıyız. Ve Çanakkale Allah'ın yardımının apaçık e, indiği, indiğinin görüldüğü evet. yerin adıdır. adıdır. Çok e, Daha ne söylenebilir ki? Anlatılan neler var değil mi Çanakkale Çok. ile ilgili? Orada e, o görünmeyen güçlerin, güçlerin. Yeter evet. ki sen imanlı ol, azimli ol. Sana bir güç, bir kuvvet geliyor, veriliyor. Moral gücün yüksek oluyor. Cesaretin. Azmin, cesaretin tabii, tabii. ve fiziki gücün de artıyor orada. Hı hı. Yani bu inanç olduktan sonra Cenab-ı Hak yardım ediyor, yardım bahşediyor. Orada hatta Hamilton, İngiliz hı hı. komutanı, Hamilton'un bir Sözü var, benim çok dikkatimi çeker. Çanakkale geçilmez diyor Hamilton. Çünkü Türklerin atacak barutu bile yoktu. Biz orada gökten inen güçleri gördük diyor. Yoktu barutları yoktu bu adamların diyor. Onlar bile şaşırdı değil Yani mi? bu Hamilton'un evet. sözüdür bu. Kaynaklardan aldım. Gökten inen güçleri gördük. Ne hangi gücü gördülerse. Bakınız, Allah gösterdi evet onu. Yeri geliyor Cenab-ı Hak. Bir rüzgarı yardımcı olarak gönderebiliyor Yeri geliyor bir yağmuru Yardımcı olarak gönderebiliyor Bir fırtına Bir yani Tabiat olayları dediğimiz birçok şeyi Hocam meleklerini gönderiyor Daha önceden şehitlerimiz var Tabii ki değil mi? Onları belki tabii, gönderiyor Birçok Büyük zatlarımız var Çanakkale evet. Millet olarak Aynı hedefe ...koştuğumuz yerin adıdır. Bu hedef... ...kardeşlik hedefi. Bu hedef... E, ...İslam'ın... ...bize... ...insanlığa indirdiği... ...ilahi mesajların topluluğu. Evet. Oraya doğru koşuyoruz. Yani Kur'an'ın gösterdiği... ...Peygamberimizin gösterdiği hedeftir bu. Ve bu hedefin içerisinde insanlık vardır. Merhamet vardır. Mesela... Topluca dedim değil mi? Evet hocam. E, milletçe dedim. Resimlerde görmüşsünüzdür ve okumuşsunuzdur da. Kanılarda <laughs> nenelerimiz mermi taşıdılar değil mi cephane cepheye? Bu mermiyi nenelerimiz taşıdılar. Ya. Taşırlarken ıslanmasın diye çocuğunun sırtındaki battaniyeyi merminin üstüne örttüler. Çocuğum üşüsün ama mermi ıslanmasın. Zira düşman geldikten sonra benim çocuğum da kalmaz, ben de kalmam. Ya. Bu ruh vardı. İnanın resimlerde, arşivlerde duruyor bunlar. Yalın ayak, dizine kadar paçalarını sıvamış genç kızlarımız, nene nineler, anneler öküz arabalarıyla, kanılarıyla cepheye mermi taşımışlardır. Bu milletçe aynı hedefe koşmak derken bunu kastediyorum ben. Ve Çanakkale 250 bin güneşin battığı yerin adıdır. Evet. Şehit. Sordunuz oraya getirdim sözü. Şehitliğe. Evet. Her bir şehit bir şehidimiz bir güneştir. O, o şehitlerimizin güneşi, güneşiyle güneş ışığıyla biz yaşıyoruz şu an. Vala la limen yuktelû fî sebîlillâhi emvâdû bel ehyaun Velakin lakin la teş'urun. Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler deme. Deme. Evet. Onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız. Siz bunu bilemezsiniz. Onlar öldüklerini bilmiyorlar. Farkında değiller. Allah onları bizim bilmediğimiz bir tarzda yaşatıyor. Nimetlendiriyor rızıklandırıyor ve öldüklerini de bilmiyor bu insanlar. Şehadet e, makamı e, nebilerin, peygamberlerin makamından sonra gelen, sıddıkların makamından sonra gelen en, en yüce yüksek mevkiidir, evet. makamdır. E, Çanakkale sadece bir toprağı kurtarma savaşı değildi. Demin de söyledim. Hatta sıraladım başta iman dedim tevhidi evet, kurtarma dedim. Evet. Bunun mücadelesi verilmiştir. Ve malumunuz bizim bayrağımızın rengi kırmızıdır. Şehitlerimizin kanı o kadar akmış ki o kadar akmış ki o kan artık bir gölet haline gelmiş. Gökteki ay ve yıldız kanın üzerine yansımış. yansımış evet. Bayrağımız o bizim Şimdi bu insanlar niçin bu kadar kan akıttılar? Dertleri neydi gencecik yaşta? Sırf evini kurtarmak mıydı? Sırf toprak parçası mıydı? Hayır. Dava büyük bir dava idi. İslam davası, Kur'an davası, evet. tevhid davası. Önce bu. Bunun akabinde de tabii ki eşiniz var, Aşiyanınız var, eviniz var. Ehliniz, biyaliniz var. var. Ee, Akif dedik, e, mesela İstiklal Marşı, e, İstiklal Marşımızın da kabul e, işte 12 Mart'ta, 12 Mart'ta, evet, evet, geçen haftaydı. Ee, bu marşımıza da korkma diyerek başlıyor Akif. Sönmez bu şafaklarda yüzen al, al sancak. Sancak, al sancak bakın. Yine korkma diyor. Yani böyle milletin öldük, yandık, bittik. Bu millet bir daha iflah olmaz dediği anda o iman Akif'i haykırtıyor. Korkma diyor. Bir tek. Bazen düşmüyor muyuz hocam ümitsizliğe? Olacak mı acaba? Olmayacak mı acaba? Ne olacağız acaba? Diye düşünmüyor değiliz tabii ki. Mutlaka düşmemek Ama lazım. Hemen bu dizeleri hatırlayalım. Evet. Hemen bu dizeleri hatırlayalım. Şöyle bir gücümüz, umudumuz yerine gelsin inşallah. Benden mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Evet. Bir hilal uğruna yarab. Ne, ne güneşler batıyor? Batıyor, evet. Özetliyor değil mi? Bak vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna. Buradaki bir hilal dediği bizim Allah'ın adıdır. Rabbimiz'dir. Hilal'ın içerisinde o var. Rabbimiz'in adı var. Aynı zamanda hilal bayraktır. Hilal hürriyettir. Evet. Bayrak hürriyettir. Bayrak namustur. Bayrak dindir. Neden? Hürriyet yoksa dininizi yaşayamazsınız. Bayrağınız dalgalanmıyorsa namusunuz ayakta tutamazsınız. Tutamazsınız tabii. Mukaddesatınıza sahip çıkamazsınız. Hepsi birbirine bağlı. Tabii, tabii. işte bir hilal uğruna yarap diyor ki vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Şehitlerden bahsediyor. Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor. Her bir şehidimiz bir güneştir. Onlar ölüyor, şehit oluyor. Ama Güneş doğuyor. Bunun akif müthiş bir e, insan. E, muazzam bir Müslüman, iman sahibi. Bir anlamı daha var bunu. Bahsedelim hocam. Onu da açıklamak isterim. Bahsedelim hocam. Güneş batmadan hilal doğar mı? Doğmaz. Ya. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. O hilal çıksın diye o hilal yaşasın, görünsün diye güneş batıyor. Ya. Birinci anlamı bu bak. Güneş batıyor, gece hilal çıkıyor. İkinci anlamı da bir hilal uğruna ya Rab. Yani bir bayrak uğruna, uğruna bir evet. hürriyet uğruna ya Rab. Ne askerler, ne şehitler ölüyor, ölüyor. diyor. Onlar battılar, öldüler, şehit oldular. Ama hilal duruyor. Ayakta bizi aydınlatmaya... Devam bizi etmiş. nurlandırmaya, bizi rahat bir şekilde e, yaşatmaya devam ediyor. Çanakkale bizi ve bizim mukaddesatımızı demin de saydık neler evet. olduğunu evet. yok etmek isteyen düşmana dur. Geçemezsin. Orada benim namusum var. Orada benim okulum var, fabrikam var. Mescidim var, evim var, camim var, minarem var, ezanım var, Kur'an'ım var, bayrağım var. Eşim, kızım, gelinim, torunum var. Geçemezsin. Bunların hepsi iman sahibidir, benim değerlerimdir. Sözünün yazıldığı, tarihe mal olduğu yerin adıdır. Ne güzel anlattınız hocam. Ben devam edeceğim ama Ramazan da var. Lütfen Vaktimize göre kendini... Bir üç dakikamız var reklama gitmek için Çanakkale'yi böylelikle toparlamış evet. olalım İkinci bölümde de artık Ramazan-ı Şerif ayının inşallah önemine değinmiş olalım İnşallah Ram Çanakkale insanlığın ibret alacağı şeref tablolarının dolu olduğu şeref tabloları diyorum bakınız Mukaddes bir mekanın adıdır o kadar şeref tablosu vardır ki. Demin tamam. birini söyledik. Seyit Onbaşı dedik mesela. Evet. O, Binlerce hocam. O kadar böyle resimleyip asabilsek, somutlaştırabilsek ah. o kadar şeref tablosu var ki. Böyle karşılarına durup seyredebileceğimiz tablolar var. Dolayısıyla insanlığın ibret alabileceği şeref tablolarının, ee, dolu olduğu mukaddes bir mekanın adıdır Çanakkale ve Çanakkale sinsice planlar yaparak vatanımızı e, bölüp paylaşmak isteyen düşmanların hesaplarının tutmadığı yerin adıdır. Hesapları tutmadı. Hiçbir Hem zamanda da de... tutmasın inşallah <laughs> Tutmayacak. hocam. Tutmayacak. İnşallah Öyle. inşallah. Tutmayacak. Elbette <laughs> müsaade etmesin. Çanakkale hilalin yerinde hı, hı hilalden bahsettik değil mi? Haçı haç haçı görmek isteyenlerin kahrolduğu yerin adıdır. Çok güzel izah ettiniz ama reklam zamanı gelmiş hocam. Reklamlara doğru ilerliyoruz. Son cümlem şu olsun. Buyurun lütfen. Çanakkale diriliş tohumlarının ekildiği yerin adıdır. Daha ne olsun diyoruz ama şu bir gerçek üzerimize düşen bütün sorumlulukları bize emanet edilen bütün emanetlere sahip çıkmamız gerekiyor. O bayrağı tabii, tabii. teslim aldık ve devam ettirmemiz gerekiyor. Nesiller boyu inşallah Rabbim güç, kuvvet, sağlık, sıhhat versin ve görevimizde de layıkıyla yerine getirebilelim istiyoruz. Kısa bir ara sonrasında birlikteyiz. Reklamların hemen sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Karatay İlçe Müftüsü Sayın Musa İmamoğlu hocamızla olan birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Birinci bölümde ne kadar güzel anlattı ki bizler sanki o güne şöyle bir yolculuk yaptık geldik. Çanakkale zaferi anlam ve önemini anlattık. Şimdi ise son 15 dakika diyoruz efendim. Sonda Cuma duamızı inşallah yapacağız hep birlikte. Herkes ekran başından ayrılmasını istiyoruz. Ve Ramazan ayının önemine değinelim istiyoruz. Ve Ramazan ayını nasıl karşılamamız gerekiyor? Nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Çok önemli e, detaylar yine hocamızda. Hocam buyurun. Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce Ramazan ayı Kur'an'da, Yüce Kitabımız Kur'an'da adı geçen bir aydır. Evet. Estağfirullah. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an diye başlayan ayette Şehru Ramazan Ramazan ayı demek. Kur'an'da adı geçtiğinden dolayı dikkatimizi çekiyor. Çekiyor evet. Cenab-ı Hak. Yani dikkat edilmesi gereken ee, üzerinde önemli durulması gereken kıymetli bir zaman dilimidir. Hı hı. Ramazan ayı. İkincisi Ramazan ayı kur, e, oruç ayıdır. Evet. E, senede e, bir ay yerine getirdiğimiz sağlık afiyet içerisinde olan mükellef olan kadın erkek herkesin e, yerine getirmek zorunda olduğu bir ibadettir. İbadet. Evet. Bu da Yüce Kitabımız Kur'an'da Elhamdülillah. Ya eyhellezine amanu kütibe aleykumus Ey iman edenler. Oruç sizin üzerinize farz kılındı buyuruyor yüce Rabbimiz. Zaman çok dar olduğu için e, ayetlere devam etmiyorum. Yani orucun çok büyük hikmetleri var. Hazilletleri var değil mi hocam? Ama Ramazan, yine önemli kısımları lütfen söyleyelim ve şunu da merak ediyoruz hocam. Peygamberimizin hayatında Ramazan ve orucun önemi neydi? Evet bu başlıkların içerisinde ara ara ona da dokunacağım. Peygamberimizin hayatında orucun çok önemli bir yeri vardır. Ramazan ayına çok değer verir. Gecelerini hep ayakta tut geçirmeye çalışır, ikame eder yani dolu dolu geçirmeye çalışır. Kur'an okuyarak, tefekkür ederek, ibadet ederek gündüzlerini de oruçla, oruç ibadetiyle geçirir evet. ama... Sadece Ramazanda değil, sevgili peygamberimizin hayatında oruç ibadetinin yeri çok fazladır. Diğer aylarda da, günlerde de çok çok oruç tuttuğunu. Özellikle pazartesi perşembe e, oruçları değil mi hocam? Evet. Ayrıca peygamberimiz Ramazan ayında çok çok da cömertleşirdi. Hı hı. Hele hele o son 10 gününde peygamberimiz Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde ailesini de uyarır, uyandırır hadi bakalım e, ibadet edelim hmm. e, diye. Efendim Ramazan ayı e, rahmet ve mağfiret ayıdır. Evet. Ramazan ayının diyor peygamberimiz evveli rahmet, ortası, ortası mağfiret, e, evet. sonu da cehennem azabından kurtulur. Kurtuluştur. E, rahmetinden istifade edelim. Mağfiretinden bol bol tövbe, istifade ederek kendimizi günahlardan Uzak tutarak hı hı. istifade edelim. Ve artık şu bir ayın sonunda da cehennemden uzaklaşacağımız bir hayat tarzını yakalamış olalım İnşallah. diyorum. Ramazan ayı ibadet ve kulluğa yönelip günahlardan vazgeçme ayıdır. Şimdi ee, başlangıç olsun, vesile olsun ama yine... Fırsattır bu. Fırsat tabii ama bir, sonra da öyle devam etsin. Devam etsin. <laughs> Niye? Niye? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şeytanların zincirlere vurulduğunu haber veriyor bize. Yani artık şeytan iş yapamaz hale geliyor Ramazan ayında. Şeytan insanı en çok yeme içmeyle yoldan çıkarır. Nefsani arzu ve istekleriyle yoldan çıkarır değil mi şeytan? Hı hı hı. Ramazan ayı yeme içmeyi kapatıyor. Nefsani arzu ve istekleri yasaklıyor. Aynen. Günahların yolu kapandı. O zaman ibadete e, yönelmek gerekiyor Ramazan ayı yaptığımız yapacağımız iyiliklerle <laughs> infaklarla vereceğimiz zekatlarla fitrelerle fidyelerle bağışlarla e, Allah'a e, yaklaşma ayıdır ve e, <laughs> hayırda iyilikte kendimizi gösterme ayıdır kime Rabbimize göstereceğiz ve şu an iyilik kapıları da çok arttı. Başta deprem felaketinde evet. sıkıntı çeken kardeşlerimiz var. Şahsen bizim Karatay ilçe müftülü olarak himaye ettiğimiz 850 yetimimiz var. Hı hı. Bunlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Karatay'daki bütün cami ve Kur'an kursları olarak mesela geçen ay her bir yetimimize birer mont, birer bot hediye etmeye çalıştık. Ramazan'da da yine bu kardeşlerimize gıda paketleri gönderdik. Ayk Hocam, şimdi buna destek olmak isteyenler ne yapsınlar peki? Müftülüklerimize müracaat <laughs> edecekler. Ayrıca bizim sosyal medya hesaplarımız var. Takip edin efendim. Karatay Müftülüğü olarak orada IBAN numaralarını da veriyoruz. Rahat olsunlar, yaptıkları her yardım Allah'ın izniyle bir fiil yerine ulaşacak inşallah. Desteklerini de bekliyoruz Biraz Ramazan. Biraz buruk ve hüzünlü belki geçireceğiz, değil mi bu Ramazan Ne yapalım? Bu oldu. Evet. Ee, yani artık vah ederek, tüh diyerek zaman geçiremeyiz. Ee, yapmamız gerekenleri yapmamız Yapacağız. gerekiyor. Tabii. İnsan olarak bize büyük görevler düşüyor ve Ramazan ayı. İyi bir mümin olmanın, hı hı. iyi bir Müslüman olmanın e, yollarını gösteren bir aydır bize. Yani iyi bir Müslüman nasıl olur? İyi bir mümin nasıl olur? Şöyle bir iki cümleyle açacak olursam. Lütfen. E, güzel ahlakımızla, hı hı. hoşgörümüzle, yardım elimizi uzatarak, merhametin zirvesinde e, dolaşarak, e, şefkat ve e, işte... Acıma duygularımızı öne çıkararak, insani yönümüzü öne çıkararak, Allah'a kulluk e, hususunda zirvelerde dolaşarak e, iyi bir mümin e, olmanın yollarını da Ramazan ayında e, yakalayabiliriz. Bu ay bu fırsatı da... Bence birçoğumuz yakalıyoruz hocam. İnşallah, tabii ki. Ama sonrasında şöyle bir ipin ucu kaçıveriyor, e, düzen yeniden bozuluyor. Demek ki isteyince... Çoğu şey yapılabiliyor değil mi hocam? İsteyince olur. Olur. Canım. Allah verir, isteyene verir. İnşallah. Ramazan ayı e, sekinet ayıdır, sükunet evet. ayıdır. Biraz böyle bir dinginlik vardır. Bir huzur geliyor değil ha, mi içimize? Bir sükunet e, var. Evet, evet. O kargaşa, e, endişe, telaşenin e, olmadığı e, bir aydır. E, i̇ftar sofralarımız var. E, Bereketli olsun. Şey yapalım, e, iftar sofralarımızı sade tutmaya çalışalım. Reklam aracı olarak değil de bizi Allah'ın rızasına ulaştıran <laughs> sofralar olarak düşünelim. Ben iftar sofralarını intikam sofraları yapmayalım diyorum. Yani gün boyu yiyemedik, içemedik. Bunu bunun intikamını akşam almayalım diyorum. Çok doğru hocam. Ee, hem sağlık açısından tabii, sorun yaşıyoruz, tabii. hem israf oluyor bir taraftan. Bunları önleyebilmek gerekiyor tabii. Doğru. Başka? Yani, Hocam şöyle bir soru gelmiş hemen ben bunu bir araya e, sıkıştırmak buyurun. istiyorum. Denmiş ki şimdi oruçluyken şeytanlar zincire vurulacak ya denmiş efendim. E, peki vesvese de vermeyecek mi gerçekten diye sorulmuş. Vesvese de veremez. Siz kendinizi doldurursanız, hı hı. E, ibadete verirseniz, hayra, iyiliğe, e, kulluğa verirseniz e, vesvese yapma imkanı da bulamaz. Fırsat kalmayacak. Fırsat aynen. vermeyeceğiz yani. Aynen Ramazan ayı kardeşlik ayıdır, dayanışma ayıdır, paylaşma ayıdır. Evet. Paylaşalım. Neyimiz varsa, değil mi? Yani e, bazen bir şeyiniz olmaz ama e, aklınızı paylaşırsınız, Tabii canım. gönlünüzü paylaşırsınız, sevginizi paylaşırsınız. Çok önemli. E, Ramazan ayında herkese e, bereketli bir eğitim merkezidir e, mevsimidir Ramazan ayı. Yani e, inancın, ibadetin, hı hı. ahlakın, dayanışmanın. Kardeşliğin daha da e, olgunlaştırılabilmesi için Müslümanlara ikram edilmiş bereketli bir eğitim mevsimidir. İman Güzel eğitimi. bir okul zamanı. Tabi diyebiliriz. Değil mi? Aynen öyle. İman eğitimi, ibadet eğitimi, ahlak eğitimi e, iç içe olan bir aydır. Ramazan ayı takvanın e, korunduğu, korunması Aha. gereken bir e, aydır. Ruh ve nefis için, birey ve toplum için. Ee, takva'dır Ramazan ayı, takva ayıdır. Kendimizi koruma, evet. ee, takvanın bir adı da e, korumaktır Korunma. biliyorsunuz. Evet. Tefekkür ayıdır, düşünme ayıdır. Ramazan ayı. Kur'an-ı Kerim bizi çok çok düşünmeye davet ediyor. Aklınızı kullanın diyor. Aklınızı e, başkalarının aklıyla hareket etmeyin diyor. E, ağam ne derse odur, paşam ne derse odur. Hayır. Her Müslüman kendi aklını kullanacak. Herkesin bir düşüncesi var değil o kadar. mi yani evet. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu, neyi yapması gerektiğini, neleri yapmaması gerektiğini Müslüman bilmeli, bilir ve kararı kendisi vermelidir. Çünkü mahşer gününde herkes tek 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 hesaba çekilecek. Efendim yalnız kimse olmayacak, olmayacak. yani. Olmayacak. Beni ya. filan yoldan çıkardı, ne bileyim herkes öyle yaptı, ben de öyle yaptım gibi ifadeler senin aklın yok buydu belki <laughs> dencek değil Doğru, mi bize Doğru bizi kurtarmayacaktır ya. ve Ramazan ayı bin aydan daha hayırlı <laughs> bir aydır içerisinde Kadir gecesinin bulunduğu değil mi Kur'an'ın yüce kitabımız Kur'an'ın inmeye indirilmeye başladığı bir aydır Kur'anla bütünleşelim hiç olmasa Ramazan ayında şöyle Bilmeyenler baştan... öğrensin Eyvallah. Mealini okuyalım değil mi hocam? Baştan sona onu diyecektim ben de. Kur'an'ı mealiyle hiç olmazsa bir beraber bir okumuş olalım. Hatta tavsiye ederim kardeşlerime. Arabalarında, araçlarında Ramazan ayının birinden itibaren sadece Kur'an dinlesinler. Başka hiçbir şey açmasınlar. Dinlemenin de büyük sevabı Kaset var. Kaset koysunlar veya işte USB CD taksınlar. Çalar, aynen. Neyse CD çalar. Araba marşına bastığı an... Kur'an dinlesinler kapatınca durur. Tekrar çalıştır zaman yine oradan başlasın. Bir ay boyunca bakınız birçok şey değişecektir. Trafikte gidişi bile değişecektir. <laughs> Değil mi? Evet hocam. Süremiz daraldı. <laughs> Anladım. Şöyle konumuzu toparlayalım ve sonrasında hemen doğamıza geçeceğiz. Evet. Evet. Kısacası Ramazan-ı Şerifi her birimiz kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bir fırsat kapısı olarak bilelim ve bol bol Kur'an okuyarak, tefsir okuyarak, sahabilerin hayatını okuyarak, evet. imkanlarımız nispetinde ziyaretler yaparak büyüklerimizi, akrabalarımızı, Çok evet. yine imkanlar nispetinde yardım ederek, Müslümanca bir duruş sergilemeye çalışalım. Bu ayı güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışalım. Geldi gitti olmasın Ramazan gelsin hoş geldi safalar getirdi ama bizi değiştirerek gitsin Dolu dolu yaşayalım Evet müspet yönde değiştirsin evet. ve milletçe bu Ramazan-ı Şerif'in rahmetine ihtiyacımız var Çok Bereketine ihtiyacımız var birbirimize de çok dua edelim diyor. İnşallah efendim sona geldik. Hocamız çok güzel anlattı ama Ramazan boyunca biz tabii ki Ramazan ayında neler yapılmalı, önemini, anlamını konuşmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar diyoruz. Haftanın son iş günüydü efendim. Sözümüz sağlığa, pazartesi yine aynı saatimizde Rabbim nasip ederse inşallah bu ekranda buluşalım istiyoruz. Şimdi duamızın hemen sonrasında da Konya'da pazar gününe kadar devam edecek olan Konya Tarım Fuarı 19. uncusu düzenleniyor efendim. Bir büyük bir fuardan bahsediyoruz. İnşallah o veterimiz ekranlarınıza gelecek. Haydi bakalım dua zamanı. Hoşça kalın. Buyurun. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve lâ kıbetu lil muttaqîn ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme Rabbana ya Rabbana tekabbel minna inneke ente ettevvabü'l-rahim. Vehdini vehdina ilal hakkı ve hdina ve vefikna ila'l-hakkı ve ila'l-tarigi'l-müsteğim. Bi' bereketi Kur'an'il-azim. anna ya Rahim. Vagfir lena zunubena bi' fazlike ve cudike ve keramike ya ekramel ekramin ve ya erhamel rahimin. İlahi ya Rabbi Ramazan-ı Şerif'in gölgesinin üzerimize düştüğü şu mübarek günlerdeyiz ve özellikle de cuma günündeyiz. Belki de icabet saatindeyiz. Ellerimizi açtık, dua ediyoruz kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin sadece yalnızca sana kulluk ederiz. Kulluğumuzu kabul eyle. Ya Rabbi sadece senden yardım istiyoruz. Yardımınıza, yardımına ihtiyacımız var. Bize yardım eyle ya Rabbi. Maddi, manevi lütuflarda bulun ya Rabbi vatanımızı, milletimizi, memleketimizi, alemi İslam'ı sen muhafaza eyle ya Rabbi. Görünen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen kaza, bela, musibetlerden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Yangın felaketinden, sel felaketinden, zelzele felaketinden bizleri sen muhafaza eyle ya Rabbi. Yakın zamanda zelzele felaketinde ve sel felaketinde hayatlarını kaybederek şehadet mertebesine yükselen kardeşlerimize rahmet ve mağfiretinle muamele ile makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar ihsanıyla, zorda, darda kalan kardeşlerimizi o zor durumlardan ve sıkıntılı hallerinden en kısa zamanda sen kurtar ver ya Rabbi. Allah'ım, Ramazan-ı Şerifin hürmetine Dertli kullarına deva, hasta kullarına şifa, borçlu kullarına acil edalar ihsan eyle. Namusumuz, mukaddesatımız, milli ve manevi değerlerimiz uğruna, dinimiz, devletimiz uğruna canlarını feda eden Çanakkale şehitlerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Bütün şehitlerimizin makamlarını ali eyle ya Rabbi. Ekranları başında programımızı dinleyen ve şu anda ellerini açıp amin diyen bütün kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Onları da ya Rabbi her türlü bela ve musibetlerden sen emin eyle. Bizim arkamızdan da hayır dualar eden, edecek olan, ağzı dualı, kalbi imanlı, Allah'ını seven, peygamberini seven dinini, devletini, vatanını, milletini, bayrağını seven imanlı nesiller bırakabilmeyi hepimize nasibi müyesser eyle. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahharada yapılan makbul duaların arasına ilhak eyle. Bizleri açlıkla, susuzlukla, yoklukla, kıtlıkla imtihan etme ya Rabbi. Bir daha bu yaşadığımız felaketleri bizlere, yaşattırma ya Rabbi. Ramazanı şerife sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ulaşabilmeyi, her gününü, gecesini en iyi şekilde değerlendirebilmeyi, akabinde de İslam dünyası olarak hep birlikte bayram sevincini yaşayabilmeyi nasibi müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Türkiye'nin en büyük tarım fuarındayız sevgili izleyenlerimiz. Her sene Mart ayında Konya'mızda gerçekleştirilen tarım fuarındayız. Ve hem Konya'dan çok önde gelen firmalarımızın katıldığı, hem farklı şehirlerimizden katılan firmalarımız hem de belki de yurt dışından katılan firmalarımız var. Çok fazla ziyaretçi Kabul ediyor burası alıyor. Gerçekten de çok farklı tarım alanında üretilen makinalara bu fuarda görebilirsiniz. Şu an görmüş olduğumuz bu salon sanırım en büyük salonlarından bir tanesi diyebiliriz belki de fuar alanımızın ve Konyamızdan büyük firmalarımızın katıldığı ve standlarını kurduğu salonlardan birindeyiz. Şimdi dilerseniz ziyaretçilerimizle birazcık spor karşılama. Ben Konya Çaptık Küçük Hasan Çitçilerinde. Evet. Bayram puarım... Baysal. Evet. Nereden geliyorsunuz? Ben Konya'da oturuyorum Konya'da da, da Konya'da oturuyorum da siteye fuara geldim, motor almıştım. Yeri mi geldiniz peki fuara? Dün Yenimiz de geldim, mi? dün de geldim bugün de. Geziyorum şimdi. de. Nelere baktınız, neleri beğendiniz, fiyatlar hepsini. nasıl? Fiyatlar 2 sene önceye göre çok çok pahalı. Evet. Aşırı derecede de pahalı. Evet. Ama e, kalite olarak biraz daha artmış. Neyle uğraşıyorsunuz peki? Buğday, arpa. Hepsini ekiyorsunuz. Hepsini, pancar. Hı hı. Hepsini ekiyorum, turu tarım ve kıraç. Nereden geliyorsunuz? Bozkır'dan. Bozkır'dan geliyorsunuz. Çift çiftçilik evet, yapıyorsunuz. Evet. Nelere baktınız? Fuarımıza ilk kez mi geliyorsunuz? şimdiye kadar nelere inceledik? Daha, daha önce de geldik de yani bakıyoruz işte makinelere ya. Makinelere bakıyoruz. Evet. Fiyatlar nasıl bu? Monster? Fiyatlar yüksek ya. Hı hı. Aşırı yüksek. Ne ekiyorsunuz peki çiftçilik? Biz lüdayar, pafing ekiyoruz. Hı hı. Bir de elma var yani. Şimdi yeni seri devasa traktörlerin olduğu holdeyiz sevgili izleyenlerimiz. Ve buradaki traktörlerden şöyle birkaç görüntü ekranlarınıza gelsin istiyoruz. Ve sonrasında ziyarete gelen hem misafirlerimizle biraz konuşalım hem de firma yetkililerimize mikrofonumuzu uzatmış olalım. Evet Önal'lar Tarım Makinaları'nın olduğu e, alandayız sevgili izleyenlerimiz ve firma müdürümüz e, Şenol Bey bizimle birlikteler. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Tabii Şenol Önal Önal'lar Tarım Makinaları. Aynı zamanda e, Türkiye Tarım Makinaları Tarmak bir yönetim kurulu Başkanıyım. Evet ee, gördüğünüz gibi fuarı değerlendireceğiz artık beraber dokuzuncusu düzenleniyor evet. tarım fuarımız çok büyük bir fuar ee, çok fazla ziyaretçimiz var nasıl gidiyor Peki fuarımız Şimdi bu fuarı Hı -hı. E, yerin sahibi Konya Ticaret odası evet. organizatör fiyat fuarcılık ama e, burada işbirliği yapan e, bu sektörü temsilcisi de tarmak bir tüm Türkiye'deki e, traktör üreticilerini, ekipman üreticilerini, ithalatçılarını ve ihracatçılarını temsil ediyor. E, ben de aynı zamanda Konyalı bir sanayiciyim. Evet, e, evet. Söylediğiniz gibi 19. Ms. düzenlenen fuarı adım adım büyüttük. Hı hı. E, şu anda gelinen nokta itibariyle elhamdülillah çok güzel bir yerlere geldi. Daha da gitmesini de istiyoruz. E, yurt içinden, yurt dışından birçok e, ziyaretçi bu fuara geliyor. Dünyanın birçok yerinden. Evet, evet. e, Tabi burada Yer sahibi, tüyap ve tarım makineleri üreticilerinin işi gibi görünse de Konya şehrine inanılmaz katkıları var. Konfeksiyöslümden konfeksiyon üreticisi, restoranlar, oteller, taksici, çiçekçi aklınıza bassın aklınıza ne gelirse. Herkes için önemli bir fuar. Ben aynı zamanda Konyalı bir sanayici olduğum için bu şehre böyle bir katkıda da bulunmasına vesile olduğum için de ayrıca mutluyum. Emeklere geçen tüyap fuarcıla. Ve Konya Ticaret Odası Başkanı Sayın Selçuk Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. Fakat bunun uluslararası bir fuar, uluslararası fuarlara da katıldığımız için bunun daha almamız gereken çok çok mesafe var. Evet. Bu bu bir vizyon meselesi. Bu bu meseleyle ünvanın önünde Konya kelimesi geçen herkesin ilgilenmesi gerekiyordu. Konyalı sanayici olarak doğru adresin burası olduğuna inandığım için burayı savunduk. Ülkemizin doğusundan da batısından da ziyaretçiler çok kolaylıkla geliyor. Üstelik tarımın kalbinin attığı şehirlerimizden birisi Konya'dır. Neden e, tarım e, fuarıyla beraber fuarcılık e, burada gelişmesini istiyoruz? Ülkemiz bir deprem bölgesi. Ülkemizin en önemli fuarları İstanbul'da yapılıyor. İstanbul'da bir deprem bölgesi. Konya'da böyle bir tarım fuarı istediğimiz seviye, yani istediğimiz seviyede değil yalnız şu anda dikkat edin. O seviyeye ulaştığı an burada kastım benim İtalya'daki Eima fuarına eşdeğer bir fuar, değer bir fuar olduğumuz zaman istediğimiz hedefe ulaşmış sayacağım ben kendimi. O zaman diğer fuarlarda da biz burada büyütebiliriz. Hava yolu ulaşımı bakın sıkıntılı hala. Sayısı çok yetersiz. İşte tren yoluyla hızlı tren gibi elimizde çok önemli bir pozumuz var. Bunu kullanmak lazım. Bu şekilde bu şehre çok ekonomik açıdan çok çok değer sağlayabiliriz. Şu Ve şunu söyleyebilirim. E, ülkemiz turizm gelirleriyle biz övünürüz. Fakat Almanya'nın fuarlardan elde ettiği gelir bizim turizm gelirimizden fazladır. Biz böyle bir e, elimizdeki etkinliği geliştirmemiz gerekiyor. Puarlara e, biraz daha özen göstermek. Mutlaka göstermek mutlaka ama ben bunu sadece şu anda sizinle yaptığımız röportajda defalarca söyledim. E, bir gerekli karşılığını maalesef göremedik. Sağlık olsun. İnşallah bu öneriler hayata geçer ve hedeflere adım adım ilerleriz. Tabii, mutlaka. bu ediyoruz. rica ederim. Bu bir vizyon meselesidir. Ee, dilerim olur. Merhabalar. Merhabalar. Siz tanıyabilir miyiz? Kadın Ana ilçesinden geliyoruz. Konya'ya bağlı bir ilçe. İsmim İbrahim Yaşar. Hı hı. Çiftçiyim. Evet. Konya Tarım Fuarı'na ziyarete geldik. Her sene geliyor musunuz? Konya'sa? Her yıl geliyoruz. Peki yeni. bu yıl diğerlerinden farklı olan neydi? Şöyle gezdik mi, yeni mi geldik? Yeni geldik. İşte yarım saat falan olmuştur belki de. Hı -hı. Biraz tabii ister istemez pahalılık var. Evet. Yani Hı -hı. çiftçinin kazancıyla buradaki ekipmanlar arasında dağlar kadar farklı. Hı, yani böyle bir şansı da bize tanıdığınız için çok teşekkür ediyoruz size de. Ee, i̇yi gezmeler diliyoruz Allah efendim. Anladım. Kolay Sağol gelsin. Kolay i̇yi gelsin. günler diliyoruz. Ve röportajlarımıza devam ediyoruz. En sevgili ziyanlerimiz artık bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama fuarımıza hem katılımcı olan firmalarımıza hem de gelen misafirlerimize şöyle mikrofonumuzu uzattık. Küçük küçük röportajlarımızı yaptık. Bilgilerimizi almaya çalıştık. Şimdi Ömer Bey bizimle birlikte kendisini yakından tanıyalım. Fuarımıza ilk kez mi katılım sağlıyorlar, ee, tarım alanında ne tür e, üretimler yapılıyor efendim? Kendisinden detaylı bilgilerimiz alalım istiyoruz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Merin Tarım'dan Ömer Farkülbüzer. Ee, daha önce katıldığımız fuarlardan bir tanesi Konya Fuarı. Ee, bu yıl e, İstanbul Fuarı sonrasında e, Konya Fuarı'na da katılmak istedik. Gayet memnunuz. Gelen misafirler yurt dışından ve yurt dışından... E, Gayet e, güzel, e, kapasiteli, kaliteli e, misafirler ağırlıyoruz, ağırlamaya devam ediyoruz. Gayet memnunuz. Evet, tarım alanında yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir peki? Bundan da kısacık bahsedelim istiyoruz. Biz e, üretim e, ağımız içerisinde havalı ekim makineleri, e, sıra arası frezeli e, çapalarımız ve yaylı çapalarımız mevcut. Bunları Konya'da El Sanayi Sitesi içerisinde imal ediyoruz. Peki teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar çok. diliyoruz. Efendim bu fuarı mutlaka görmelisiniz sevgili izleyicilerimiz. Özellikle e, çiftçilikle uğraşanlar, tarıma ilgisi olanlar ve bu alanda çalışan herkes bu fuara mutlaka gelmeli. Tam bu güzel bölümümüz için Konya Tüyap fuarında Konya Tarım fuarındaydık ve bu güzel fuarımızdan güzel görüntüleri ekranlarınıza yansıtmaya çalıştık. Şimdilik bizlerden bu kadar diyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.